aktör Fethullah Gülen adında bir ilkokul mezunu vaiz. İlkokul mezunu olmak ayıp değil, kimse sakın yanlış anlamasın. Bütün bu işleri bu yapabilir mi? Peki ne olmuş? Soğuk Savaş dönemi içinde Komünizmle Mücadele Derneği ABD tarafından kurdurulunca burada biliyorsun bir numaralısı Malatya'dır bu derneğin, evet. İki numaralısı Erzurum'dur. Burada şimdi bu işbirliğini yapacak birisi arandı ve her iki tarafta da din adamlarının peşine düştüler. Biz buna kuş yumurtası diyoruz, yumuşak karın. Keşfedildi ve macerası öyle başladı. Bu bilindiği için artık hiç o macerasını anlatmamıza gerek yok. Sonra işte İzmir ünlü kestane pazarı meselesi. Orada ne oldu? Dediler ki önce bir cemaat küçük küçük onu yarat. Sonra yurtlar kur. İşte öğrenciler ve sen ağır ağır gel. Peki ne oldu 1968'lere gelindiğinde? Devlet Fethullah Gülen'i içine almak kararını verdi. Bu bir stratejik karardı. Yanlışlık öyle başladı. Bu öneri kimden geldi? Bu öneri CIA'den geldi, Pentagon'dan geldi, NATO'dan geldi. Dönemin 1971'de dönemin MİT Başkanı olan Kor General Fuat Doğu bizzat Fethullah Gülen'i devletin unsuru olmak için davet etti ve o soktu. Şu çok yanlış bir ifadedir. Efendim Fethullah Gülen bu cemaat devlete sızdı. Tövbe billah yalan. Sızma falan yok. Stratejik kararla devletin içine sokuldular. Eğer bir sızma varsa görüyorum ki bu büyük rakamlardan biraz sonra da izah edeceğim. Görüyorum ki devlet Fethullah Gülen cemaatinin içine sızmış. Kim kime sızmış diyorsan devlet sızmış oraya. Çünkü azınlıkta kalmışsın sen. Çoğunluk onlarda. Sızma varsa tersten var bu sızma. Ne oldu? 1971'de bu tercihle, bu bir tercih. Tek sözcük kullanıyorum ben bir aydır. Tercih bu. Bu bir tercih. Getirdi soktular. Ondan sonraki süreçte ne oldu? Okullara, askeri okullara, polis okullarına bir kere yerleştirmeye başladılar. Sonra hukuk fakültesine, sonra siyasala. Ne yaptılar? Yargıç yaptı, savcı yaptı bunları. Ondan sonra ya işte son dönemlerde de dış işlerine. Bak sızma varsa dışişleri, o sızma sözcüğü bir tek orada doğru, geri kalan her yerde yanlış. Efendim, sonuç olarak bak bizde ilk sınav sorularının çalındığı tarih 1973 yılıdır. 1973 yılı, üniversite sınav soruları çalındı. Sınav soruları Fatih'te bir cami imamında çıktı. Onun kim olduğunu falan peşine de bir düşmek lazım. Ne kadar bağlantılı, burayla ne ilgisi var falan filan. Ondan sonra 12 Eylül 1980'e geldik ya biz. Arada yerleştirdi Fuat Doğu, MİT Başkanı. Tercih yaptılar. Yerleştirdi. Bunlar gittikçe güçlendiriliyor mu? Gittikçe güçlendiriliyor. Kim var arkasında? CIA var. Pentagon var, NATO var bunun arkasında. Sonra ne oldu 12 Eylül 1980? 12 Eylül 1980'in yapılma nedenlerini hatırlayalım. 4 ana başlık. Birisi 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarını uygulatmak. Bir demokratik rejimde bu ekonomik kararlarını uygulatamazdınız. Birinci meselesi bu. İkinci mesele nedir? Yunanistan'ın NATO'nun güney kanadına, askeri kanadına geri dönüşünü sağlamak. Çünkü hem Bülent Ecevit hem Süleyman Demirel bunu reddediyor idi. Bunların dönüşünü sağlamak. İkincisi. Üçüncü mesele ne? Üçüncü mesele yükselen solun önünü kesmek. Onu yok etmek ama ülkücülerin de tabii yok ettiler. O da ayrı bir şey. Onlar Amerikan karşıtlığını. Evet efendim. Yok ettiler. Dördüncü sebep ne? 78'li subayların, teğmenlerin ordudan ihraç ettirilmesi. 79'larında bir kısmı zaten ihraç edildi. Ana unsur olarak baktığınızda başka şeyler de sayabilirsiniz. Ama temel olgular olarak baktığınızda bu. Peki daha önce yine irticai faaliyetlerde bulunmak nedeniyle hakkında soruşturma, kovuşturma açılıp ve mahkum edilmiş olan Fethullah Gülen, herkes tutuklandığı halde niye tutuklanmadı? Tam tersi alınmışken, gözaltına alınmışken bıraktırıldı. Kimin tarafından? Turgut Özal tarafından. Şimdi düşünelim, Turgut Özal Nakşi, Fethullah Gülen Nurcu. Peki nasıl oluyor bir Nakşi Nurcu için bu kadar çalışıyor? Kime serbest bıraktırdı? Atatürkçü olduğunu iddia eden Kenan Evren'e, yani Cunta'ya. Lütfen bakar mısın şimdi bu fotoğrafa?
Lütfen bakar mısın? Peki sonra işte efendim 1980'den itibaren askeri liselere yerleştirilmeye başlandı. Ben o zaman Teğmen'im. Bak Kotil. Ben Beylerbeyi'nin subay hazırlama okulundayım. İlk başladığımda Teğmen fizik öğretmeni olarak başladım. Orası liseydi. Yan komşumuz Kuleli Askeri Lisesi'ydi. Yani bu anlattıklarımı yaşayan birisi olarak söylüyorum izleyicilere. Teorik konuşan bir adam olarak değil. Deniz Asubay Hazırlama Okulu'na yerleştirme olmadı. Orada çok titiz davrandı Deniz Kuvvetleri. Çok titiz davrandı orada. Ta ben ayrılana kadar da yoktu. Bak sonra asıl yuvalanmayı söylüyorum. Asıl yuvalanma 1984, 1985 ve büyük kırılma 1986'dır. Çünkü 1986 yılında sınav sorularını çaldılar. Sınav sorularını çaldılar. Türkçe ve sosyal bilimler özellikle 100 üzerinden 100 yapılarak. Bu ortaya çıktı. Bak Genelkurmay bunu ortaya çıkardı. Ortaya çıkarınca ne düşünürsün? Bu sınav sorularıyla girmiş olan öğrencilerin liseden ihracı. Yok, hiç öyle bir şey yapmadılar. Çok az bir kısmını suçlu görüp ihraç ettiler. Geri kalanı için ne dediler biliyor musun? Bunları biz kazanırız, kazanabiliriz. Bu büyük yalandı. Bu büyük yalan. Çünkü emrin geldiği yer başka bir yerdi. Ve işte 1986'da liseye girenler 8 sene sonra çıkacak ya harp okullarından. Yani 1994'lüler dediklerimiz, 94'lüler. Peki onlar kim diyorsan 15 Temmuz'daki bu isyanı yapanlar. İşte onlar 94 dediklerimiz bunlar. Peki ne oldu? Bu 94'lü olanlar harp akademilerine, kurmay mektebine geldiler. Bak kurmay mektebi zaten asıl bütün bu yıkılmanın, bu rezilliğin, Türkiye'ye bu ihanetin şekillendiği, beslendiği yer harp akademileridir. Kurmay mektebi. Hepsi için haksızlık etmiyorum. Üçünü, beşini, onu gözden kaçtı. Onlar işte kurmay çıktı Atatürkçü falan ama sonra onları da Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, Poyrazköy'den hepsini de içeri aldılar. Ne oldu? Meydan bunlara kaldı. Şimdi diyeceksin ki, haklı olarak tabii, iyi güzel anlatıyorsun da bunlar Erol mütercimler. Kardeşim bu genelkurmay başkanları neredeymiş? Genelkurmay başkanlarının, açıkça ifade ediyorum, hepsi suçludur. Hepsi suçludur. Mahkemede yargılansın demiyorum. Meclise kurulacak olan 15 Temmuz darbe girişimini soruşturacak olan milletvekilleri karşısına hepsi çağrılarak sorgudan geçirilmelidir. Başta Hilmi Özkök olmak üzere. Bak bunlar içerisinde bir Hüseyin Kıvrık olduğunu ayırırım. Bir tek onu ayırırım. İsmail Hakkı Paşa dahil, bak dahil hepsi. Ne yaptı biliyor musun İsmail Hakkı Paşa? En çok hani güvendiğimiz, ettiğimiz, lütfen dikkat edilsin. FETÖ'cülere bir grup öğrenciye ödül verdi. Evet. Nurettin Veren'in kendisi anlattı kardeşim. Görüntüleri yayınlandı. Götürdük ödül verdi diyor. Bak Çevik bir diyor ki 28 Şubat yargılanmasında. Ne diyoruz Çevik bir Amerikancı, İsrailci dediğimiz orgeneral değil mi? Diyor ki Çevik bir. İşte mahkeme tutanaklarını okudum ve televizyondan da 2 hafta önce ekrandan da anlattım bunu ben. Belgesiyle anlattım. Çevik bir geliyor diyor ki Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya. Sayın Komutan diyor durum böyle böyle. Bu diyor Fethullahçı yapılanma yoğun var. Bunların diyor temizlenme. Ne diyor biliyor musun? Bunu benim karşıma getirmeyin bir daha. Biz onları kazanabiliriz. Sakın böyle bir şeyle karşıma gelmeyin diyor. Bu da İsmail Hakkı Karadayı. Hani tuz kokmuş diyoruz ya. Tuz kokmuş. Bu konuştuğumuz ne Hulusi Akar, ne Necdet Özel, ne işte Hilmi Beyefendi, ne İlker Beyefendi. Konuştuğumuz onlar değil. Yaşar Büyükanıt da lisede komutanken mücadele etti. O da yani Allah için söyleyeyim. O da mücadele etti. Ama güçleri yeterdi. Yettirtmediler. Niye? Eğer yettirtmeye çalışırlarsa terfi edemeyeceklerdi. Bütün bunların hepsi terfi için oldu biliyor musun? Şimdi, bütün bunların hepsi bak terfi için oldu. Sonuç olarak şunu ifade tekrar tekrar konuşacağız biz. Bak, yani biraz bak, daha tabii, gideceğiz. Bak şimdi gelinen noktaya bakar mısın? Sen 94'te Necdet Özel zamanında Necdet Özel bunun hesabını bu dünyada veremeyeceği gibi evet. Öbür dünyada da veremeyecek. Bak öbür dünyada da veremeyecek. Kalkıp Fikret Bila'ya röportajlar veriyor. NTV'ye konuşuyor. Hangi yüzde konuşuyorsun sen bunları?
Senin bunların, senin toplumun içine hiç çıkmaman gerekiyor. Hiç çıkmaman gerekiyor. Çünkü bütün bu terfiler senin zamanında oldu. Ve sana rapor verilmiş olmasına rağmen sen bunları amiral general yaptın. Bu albayları terfi ettirdin. Bakın onun terfi ettirdiklerinin %70'idir şu anda içeride hapiste. Erol Bey.